Hazreti Mevlana ne buyurmuş? Kusur görmek istersen bütün aynalar senin. Babanın yanında böyle şey konuşuyorum var yiyeceğim dayağı ya. Baba sen hariç ya sen kralsın ya. Cenab-ı Hak bizi affetmiyor mu? Cenab-ı Hak affetmezse sana o tövbe ettirtmez ya. Seni hiç kapından kovdu mu Cenab-ı Hak? Sen dua ediyorsun, indir elini diye bir ses duydun mu? Tövbe edememe gibi durum olmuyor değil mi? Ediyoruz. Demek ki Cenab-ı Hak tövbemizi kabul edecek. Vermek istemeseni istemek vermezdi. Şimdi sen bunca nankörlüğün, bunca günahına karşı, bunca hatana karşı Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidip tövbe edip Cenab-ı Hak'tan af diliyorsan ve affediliyorsan inşallah karşı tarafta hata yapmış. Karşı tarafta kusur işlemiş. O zaman ne yapacaksın? Affedeceksin. Şimdi işin bir kritik noktası daha var. Şimdi bazen nefsi emmare çok baskın oluyor. İnsanın yaşadığı şeyler hani bu kadar dini tezgahtan geçirip düşünmek zorlaşıyor değil mi? İnsan çünkü nefis var, heva var, heves var. Bir sürü duygular karışıyor, hissiyatlarımız karışıyor. Şimdi unutmayacağız. Bakın bu kadar ders dinliyoruz abicim. Özür dilemek hayatımızın şiarı olacak. Yani herkesin herkesi böyle lop diye affetmesi zordur. Cenab-ı Hak tövbe edenin tövbesini kabul eder. Sen hiç tövbe etmezsen Cenab-ı Hak senin günahını affeder mi? Adetullah öyle bir şey yok. O yüzden herkes hatasını ve kusurunu bilecek. Bu zor bir şey ama kolay bir şey. Zor çünkü nefsi emmareye ağır gelir. Kolay yaptın mı çok şey kazanır. Hata yaptın özür dileyeceksin kardeşim. Bu kadar basit. Yaşı başım yok bu işin ya. Ben ondan büyüğüm. Büyüklükle küçükle alakası yok kardeşim. Kusur kusurdur ya. Ne alakası var büyüklük küçük. Herkes hata yapabilir ya. Ama özür diledikten sonra iş kolaylaşıyor. Karşı tarafı affetmezse artık onun için ikinci bir imtihan başlar. Çünkü ölecek ve alem ahirette hesaba çekilecek. Cenab-ı Hakk'ın kullarına nasıl davranıyorsak Cenab-ı Hak da bize öyle muamele edecek. Affettin mi? Affediliriz. Bağışladın mı? Bağışlanırız. Ama o kadar nefsi emmare penceresinde yaşıyoruz ki hemen ilk fırsatta nefis senin karşı tarafa yaptıklarını sıralamaya başlıyor. Sana ben böyle yaptım, Ömer abiye borç verdim, gittim himmet ettim, dükkanına gittim, öyle yaptım, böyle yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım, böyle yaptım diyerek bütün hayır hasenatını dizdi. Ve karşı tarafında bütün kusurlarını işte bak bu da bana böyle yaptı, böyle yaptı deyip karşı tarafı da yermeye başladı. Böyle bir insan ikili mübaşeretlerde özellikle söylüyorum bakın yaptığı iyilikleri sayan kişiyi münafıklık alametine maruz kalır. Bir kavga esnasında, bir sıkıntı esnasında. Sen karşı tarafa ben sana bunu yaptım, bunları böyle yaptım diyorsan senin o yaptıkların hepsi çöptür. Çünkü sen hiçbir şekilde Allah için bir şey yapmamışsın. Allah için bir şey yapılmadıktan sonra yaptıklarının hiçbir önemi yoktur. Böyle ağlayıp durursun. Allah için yapmak neydi? Bismillah okumak dersini hatırlayın. İçerisinde ben katmamak. Biz öyle miyiz? Ben sana nerede yaptım Hüseyin? Ben sana bunu yaptım. Bak ben sana bunu yaptım, şunu yaptım deyip hemen tık 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 saymaya başlıyoruz. Sonra karşı tarafta ben de sana bunu yaptım diyorsun. O da sana saymaya başlıyor. İki tane ben çıktı meydane, siz de birbirinden şahane, Cenab-ı Hak alıyor ondan sonra tap tokuşturuyor. Hadi bakın kavga edin, yiyin birbirinizi şimdi. Sen, ben, nefsi emmari taşıyorsak biz iyilik yapamayız. Hayır, hasenat, güzellik, kemalat Cenab-ı Hakk'a aittir. Sahiplenemezsin. Ben yaptım diyemezsin. Karşılık bekleyemezsin. Eğer iyiliklerine karşılık bekliyorsan sen nesin? Neydin? Tefeci. Faizle para alan kişi tefeci ya. İyiliklerine faizle beklenti bekleyen kişi. Ve bu asır bu kronik hastalığı. Anneler bile buna düştüler artık maalesef. Sütümü hayal etme. Meşhur. Bir annenize bir ters düşün. Değil mi? Hemen der yani. Sütümü hayal etme. Ya sanki sütü kendi üretiyor yani tarasan ya. Ya tamam annelik hakkı var ama annelik hakkı koz olarak kullanılmaz. Babalık hakkı da koz olarak kullanılmaz. Benim babam burada şimdi kızacak bana. Kullanılmaz. Ama her evladın, her ehli iman bir çocuğun ana ve babasına hukukullah noktasında saygı göstermesi eyvallah. Onu yapması lazım. Ama koz olarak kullanılmaz. Beklenti içinde yapılmaz. Sen analık babalık hissiyatını nereden aldın? Babanın yanında böyle şey konuşuyorum var yiyeceğim dayağı ya. Baba sen hariç ya sen kralsın ya. Öyle ya nereden aldın? Anneler şefkati nereden aldı? Pirinç edinler de mi geldi? Allah'tan sana ait olan bir şey mi? Yok, fıtri. Ama velakin anne ve baba beklemeyecek ama evlat bunun en iyi şekilde karşılıklı bulunmak zorundadır. Bu bir fıtri bir insaniyetin gereksinimi. Ama eğer işte ben sana bunu yaptım bak sen bana bunu yaptığına girince o ortada işte ne saygı kalıyor, ne muhabbet kalıyor, ne bir şey kalıyor artık. Ne yapıyorsak dönecek ya bu kadar basit. Yani zorlanmayın. Yani böyle karşılık beklemenize gerek yok. Aynaya geçin. Nasıl bir hayat yaşıyorum? İnsanlara nasıl davranıyorum? Anne babana nasıl davranıyorsan anne baban da çocuklarından öyle muamele görürsün. Kırıyorsan kırdığın yerde kırılacaksın. Çok basit bu. Yani şey çıkarmayacaklar böyle çapkadan tavşan çıkartmayacaklar yani. Men dakka dukkadır. El ceza min cinsin amel. 21. mektup. Ceza amel cinsinden. Ne yapmışsan onu bulacaksın. Yani bunu hayatınızın teferruatına bakın. İkili mübaşeretlerde eğer gereksiz yere insanları kırıyorsanız gereksiz yere kırılacaksın. Anne babanıza haksızlık ve saygısızlık yapıyorsanız size de aynı şekilde haksızlık ve saygısızlık yapılacak. Allah bırakmıyor yani. Nereden geldi bu? Bu melanga attın.
15 yıl sonra döndü seni buldu yani. Kardeşim atma işte, sana diyoruz bak yapman gereken şey ne? Ona atma, hata bende, kusur bende, benim hatam benim kusurum de bitiriş. Estağfurullah, tövbe de bitiriş. Ama nefsi emmare kabul etmiyor işte. O yüzden Hazreti Mevlana ne buyurmuş? Kusur görmek istersen bütün aynalar senin. İnsanda bu kusur görme hastalığı var ya, kusur görmek istiyor musun? Tamam, geç aynanın karşısına, işte bütün hain orada. Kusurlu, hatalı, günahkar orada. Başka yerde arama. Ama ve lakin insan nefsi kendi kusurunu görmediği gibi başkalarının kusuruyla da meşgul olmayı çok seviyor. Allah bu iki hastalıktan bizi kurtarsın inşallah. Kendi kusurlarımızla yüzleşmeyi nasip etsin. Kendi kusurlarımızı görüp istiğfar kapısına yönelmeyi hepimize nasip etsin. El-Fatiha'ma salavat.